Evet arkadaşlar, aracımızı açalım. Önce bir kutusuna bakalım şöyle. Toyota FC Cruiser'ın birebir modeli. 1.18 ölçeğinde. Bakalım neler yazıyor başka. Official licensed, yani resmi olarak lisanslı bir araç. 0.50, F0.50 diye bir motor var. Aslında motoru biz biliyoruz ama bundaki motor bir değişik, sanki torku daha fazla gibi geldi bana. 380 mAh'lik pil de geliyor. Bakın ben pili çıkardım zaten. Şöyle minnacık bir pil. Ve bu pille yaklaşık 30 dakikada kullanabiliyorsunuz. 2S. Bakalım başka ne var? Şöyle göstermişler. Lambalar. Şu lambalar yanıyor. Öndekiler yanmıyor ama lamba takabilirsiniz. Burada da yine sinyal lambaları var. Yanmıyor. Sadece görüntü olarak koymuşlar. İçinde yine aynalarımızda hakikaten ayna var. Arkayı görebiliyor. Buna injection molded hard body diyorlar. Bu özel bir yapım. Yani malzemesi gerçekten çok farklı. 1 inçlik bedlock şeyler var. Tekerler, o tekerlerin dışını değiştirebiliyorsunuz. Yani jantları değiştirmenize gerek yok. Torku gerçekten yüksek. 55 T'lik bir motor. 55 T dediği normal bir dinamo düşünün. O dinamonun içinde teller vardır ya. 3 parça o. Her parçaya da tel 55 kere dönmüş böyle. 55 kere sarıyorlar. Değişik bir şey. Alüminyum şase var üstünde. Servo şasenin direkt üstüne monte edilmiş. Yani şaseyle beraber hareket ediyor. O yüzden de rahat rahat arabayı döndürebiliyor. Tamam, dışında söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi bir açalım bakalım kutusunu. Kutu çıkartıyoruz şöyle. Evet, şunu şöyle koyayım. Şimdi şu gördüğünüz şöyle kaliteli köpükten. Bu şeylerde de kullanılıyor. Uçak yapımında da kullanıyor bunlar. Kaliteli bir malzeme. İlk açılışta biraz sert çekiyoruz. Evet, çektik. Aracımızın kullanım kılavuzu. Bu kullanım kılavuzunu gerçekten dikkatlice okumanız gerekiyor. Çünkü kumanda kullanımında bazı karışıklıklar var. Yani bilmeyen zor çözüyor. Çözmem benim de bayağı zaman aldı. Çok özellik olduğu için bakın. Aracımız görüyorsunuz. Şöyle netlesin. Evet, 1.18 ölçeğinde Toyota, eğer şöyle yaparsa görürsünüz, lisanslı önderi Toyota yazıyor. FC Cruiser arkadaşlar. Arkadaki gerçekten bir yedek lastik. Aracın içi çok detaylı. Bütün gerçeğindeki gibi ön konsolu yapmışlar. 4 tane koltuğunuz, bagajınız var. Yalnız kapılar falan açılmıyor. Komple bunu çıkartarak yapmanız gerekiyor. Ne yapacaksınız? İçine sürücü falan koyacaksanız. Ama burası tabii ki kaputumuz açılıyor çünkü buraya aynı zamanda pilimizi koyacağız. Bakın şöyle şuradan takıp çekerek açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada elektronikler ortada. Yani bu araç diğer daha önce gösterdiğim bir yine Toyota Rocco bir Katana vardı. Aynı şirketin ürettiği. Onda tamamen su geçirmez, fakat bunda elektronikler su geçirmez değil. Buna daha çok motora ve dışındaki nasıl diyeyim dizayna para harcamışlar daha çok bütçeyi. O yüzden su geçirmez elektronik koymamışlar. Çünkü su geçirmez elektronik koysa bu aracın fiyatı bir %30 daha artardı çünkü. Tamam, şimdi ben kameranın açısını değiştireyim ama değiştirmeden önce size şunu da göstereyim. Ne geliyor? Bakın. Şarj aletimiz tekerlekleri sökmek için bir hex wrench. Dört taraflı. Onun dışında işte kumandamız. Şöyle. Kumandamızda 6 kanalı görünüyor ama 6 kanalın hepsi çalışmıyor bunda. Fakat işte buradan değişik değişik ışık ayarlarını yapabiliyorsunuz. İçinde ben pili bırakmışım zaten. Tamam, ve kumandada şöyle bir şey var. Bakın açtım. Hatta şöyle çevireyim size. Gördünüz mü? Kumandada bir LED ışıklar var. Farlarınız var yani. Ve karbon fiber tarzında bir şeyle kaplanmış. Çok güzel, yumuşak. Kullanımı gayet kolay. Şimdi değiştireyim şeyi, açıyı, ondan sonra da pili takıp başlayalım incelemeye. Şimdi burayı açalım kaputumuzu.
aracımızın pilini takalım. Önce şöyle pili, şu pil arkada. Görebiliyor musunuz? Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Çok küçük olduğu için bazen kaybolabilir ekrandan. Pilimizi şöyle takıyoruz ve bu pil bildiğiniz eğer 2S bir drone'unuz falan varsa, şunu kapatayım bu açık kalmış. Veya arsu uçağınız. Arsu uçakla küçük dronlarla aynı plug diyoruz bunlara. Sahip. Yani piliniz varsa o boyutlarda fazla yanında kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle bakın açalım şeyi. Açtık. Işıklarımız yanıyor. Şimdi arabayı açınca bakın şimdi. Bakın stabil oldu kumandadakilerimiz ve buradakiler de şu anda sönük çünkü normalde ben yanık kapalı şekilde ayarladım. Burada çok fazla yer yok. O yüzden şunun yerini çok çok iyi ayarlamanız gerekiyor ki kaputu engellemesin. Tamam şu anda ayarlandı. Hatta şunu ben biraz daha aşağı alayım şöyle kamerayı. Tam karşıdan görün arabayı. Evet şimdi ne yapalım şöyle. Sağ sol yaptık. Hatta geriye alayım şimdi göstermesi çok zor olacak bu yoksa. Sağ sol sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar şimdi şurada bu arabada iki mod var. Şurada A, B modları. Ya kapak olduğu için çok zor oluyor göstermem. Şunu B'ye alıyorum. Ve şurada görüyorsunuz. Görebiliyor musunuz? Netlemesi zor oluyor. Şunun yanında trim modunun yanında LED yazıyor. Bakın basacağım. Bir kere basınca hiçbir şey olmuyor. Kapatıyor daha doğrusu. O kapatma tuşu aslında. Bir kere bastım bakın. Kısa farlar yandı. Bir kere bastım uzun farlar yandı. Bir kere bastım flaşlar yandı. Tekrar bastım kapandı. Bir daha bastım. Tekrar arka farlar açıyordu. Pardon arka ışıklar açıyordu. Unuttum. Açtık. Şimdi bakın açtım. Kısa farda tutuyorum. Kısa uzun fark etmez. Bakın sağ, sol ve görüyor musunuz? Sinyal veriyor. Çok güzel. Şimdi ne göstereceğim? Daha önce izleyenleriniz varsa kanalımı takip eden. Bunun 1.18 ölçekli. Ben de Rokobi Katana. Yine Toyota Land Cruiser. FMS, Rokobi. Hepsi aynı şirket. Ben motorunu değiştirmek zorunda kalmıştım çünkü torku yoktu. Yani yavaş yavaş geldiğinde elimin önüne takılıyordu. Bakın şimdi bu nasıl gidecek? Görüyor musunuz? Bakın torku devamlı koruyor ve tıkır tıkır gidiyor. İşte gerçek olur bu arkadaşlar. Yani benim bunda motorunda herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Şöyle size bir yakından, kanalın yakından bir geçeyim öyle göstereyim. Bakın aracı daha yakından görsün. Görüyor musunuz? Ne kadar yavaş hareket ediyor araç. İşte bu tamamen torkla alakalı bir şey. Ve ışıklar bunu da yazmışlar aslında açıklamasına. Daha sonra baktım. Sadece geriye bastığında yanıyor. Eğer onların tamamen yanmasını istiyorsanız aracın elektronikleriyle oynamak gerekiyor. Onu aradaki o bağlantıyı kesip direkt devamlı enerji alacak şekilde ayarladığınızda devamlı yanıyor. Ama normalde şöyle ben de devamlı yanmasını tercih ederim aslında. Onu da bir yer halledeceğim. Işıkların devamlı yanmasını sağlayacağım açıkçası. Ve bakın lisansı dedim ya. Tam şurada görüyor musunuz? Toyota amblemi var. Şurada da FJ Cruiser yazıyor. Yani birebir. Yani gerçeğin birebir arkadaşlar. Bu hakikaten öyle hani kabına uydurayım değil. Bütün şekiller, kıvrımlar, her şeyi gerçeğiyle aynı bunun. Bakın bir kalır yani iki renkli bile yapmışlar. İkinci rengini yapmışlar. Burada ayak basma mekanları. Hepsi var. Aynayı görüyorsanız bakın ayna burada. Görüyor musunuz? Elimi gösteriyor. Aynamız var. Araç çok güzel ve normalde bu tarz kurulurlar. Diğerlerinde de 45 dereceye tırmanır. Rahat rahat. Bu bizi şaşırttı. 50 dereceye tırmandı arkadaşlar. 50 dereceye tırmandı. O kısmı şimdi tekrar sürmeyeceğim. Ben bunu İngilizce videosunu yapmıştım. İngilizce videodaki kısımdan altına Türkçe altyazı yaparak hemen bu videonun sonuna ekleyeceğim. Onu da görürsünüz. Bu araç yeni çıktı. Ben bunu çıkar çıkmaz siparişini vermiştim. Hatta YouTube'da ilk videosunu yapan ben oldum. İngilizce de dahil. İngilizce videosu daha detaylı. Onda çok fazla şey anlattım. Bizim açıkçası Türkçe kanalında ben daha uzun anlatmayı tercih etmiyorum. Çünkü insanlar 1 dakika, 2 dakika izleyip çıkıyor. Teknik detay sevmiyorlar. O yüzden yine bugün verdim. Hatta fazla bile verdim. Çok fazla teknik detay vermeden sadece işin böyle sürüş eğlence kısmına girerek anlatmayı düşünüyorum. Gerekli teknik detayları verdikten sonra bugünkü gibi. Eğer tamamen detaylı izlemek isterseniz İngilizce videonun da linkini aşağıya koyacağım. Şimdi aracı almak isterseniz linki aşağıda yine
%8'de indirim kodu koyacağım. Ben bana %8'lik indirim kodu gönderdi. Takip firma vermem için. Onun dışında ne var? Onun dışında bir şey yok arkadaşlar. Şimdi size tırmanış testiyle baş başa bırakıyorum. Ondan sonra da bu aracın 1-2 gün içinde de eğer kısmet olursa, yağmurda yağmazsa, off-road sürüş videosunu kanala yükleyeceğim. Şimdilik hadi geçelim tırmanış testine. Kendinize iyi bakın. Hobiyle kalın. Görüşmek üzere. Okay guys, first climbing angle is 45.9, 45.8. It means 46 degrees. Let's see if our sweet rig can climb 46 degrees. Let's go. Let me turn on the lights first. Flashing lights, okay. See how insane its torque. That's awesome. It's definitely different than the Rokoby Katana and FMS Atlas. And this is definitely the best 1/8 scale RC crawler on the market. Yes. Okay, let's make it 50 degrees. Oops. I just dropped my remote controller. Okay, let's set it to 50 degrees. Yes, 50.1. I don't think, but this thing can surprise us. Let's see. Yes, because of the skateboard. Okay, let's see. 50 degrees. Man, the torque is insane. Are you seeing this? And the track that we are climbing is simply too flat. Not in real world actually, and this thing can definitely climb to 50 degrees. Yes, 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 yes. 50 degrees we are coming. Oh my god. Okay. We'll try 55 degrees. Later, if you would like to buy this one, you can find the link in this description. As always, thank you for watching. Have a good day. I love it.